Fenerbahçe'nin baskısı altında oynandı mücadele ama kilidi açmakta zorlandı Sarı Lacivertliler. Ama Arda Güler gibi bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman e, bu tip anlarda işler tamamen istediğiniz noktaya gidebiliyor. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun ben hala çok anlaşıldığına inanmıyorum. Bilmiyorum Serdar Keleci ne düşünüyorsun? Maç Maçı konuşacağız ama maçtan bağımsız. Bence Arda'yla başlamamız evet. gerekiyor. Ne düşündüğümü biliyorsun. Dünyanın en iyi yeteneklerinden birini izliyoruz biz şu anda. Ya bu konuda hatta ufak da olsa yayından önce ufak da olsa bir konuşma fırsatı bulduk Kerem'le ve e, çok sevindiğim bir nokta oldu. Hani en azından benim gibi düşünen biri daha biri daha bu olması çok hoşuma gitti. Çünkü Arda'nın yeteneklerinin galiba farkına varamadık biz. Bu, bu Resmen dünya yıldızı. Hani öyle. Alt seviye yıldızlardan falan bahsetmiyorum. Gideceği seviye bu Real Madrid City seviyesi, Manchester City seviyesi falan olacak bu çocuğun. Liverpool'lar falan görecek bu çocuk. İyi bir e, kariyer planı yaparsa. Ben yap, yapacağından da yap, yap, yapmasının çok kolay da olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. mental olarak da çok hazır bir görüntü bize veriyor. O topla temas halinde hiç panik yapmadan oralara hükmedebilmesi, oralara koşulları atabilmesi falan. Benim Türk futbolunda gördüğüm son zamanlarda ben böyle bir yetenek görmedim bu bambaşka bir seviye ama tek korkum şu ne olur genç oyuncuları Arda ile kıyaslamayalım yani çok büyük haksızlık ederiz bu başka bir seviyenin oyuncusu dolayısıyla onu başka bir kategoride değerlendirmemiz lazım bir Florian Mitter'in kategorisinin belki de üstünü zorlayacak o derece büyük bir yetenekten bahsediyoruz şu serbest vuruşta o topun inişe geçmesi ondan sonra gol öncesinde e, galiba birişe verdiği pas evet. kafayı kaldırıp orayı görmesi oraya hareketlenmesi dehşet bir futbol zekası gerekiyor bunun için. Aynı zamanda sadece futbol zekası da yetmeyebilir bunun için. Valla Arda'yı çok konuşalım. Çok büyütelim hatta. Bu çocuk şımaracak bir çocuk değil. Diğerlerinden çok ayrılan bir çocuk. Ama haftalardır, aylardır belki dile getirdiğim bir konu. Soyunma odasına forma dağıtılırken buyur Arda'cım. Birinci olarak forma senin. Israrla bunu söylemeye devam edeceğim. Senin de aynı fikirde olduğuna evet. %100 eminim. Ee, umarım bu çocuğu biraz fazla izleriz burada. Tek temennim o. Canlı, çıplak gözlerle bu çocuğu biraz fazla izlemek. Zaten oyunu konuşacağız. Arda girdikten ve Arda girmeden önce e, Fenerbahçe'yi ikiye ayırmak lazım. E, oyunu da tabii konuşacağız ama Arda çok çok konuşulmayı hak eden bir oyuncu. E, Sırarla da bahsedelim. Savaşoğlu iki golde de var. İlkinde hakikaten enfes bir serbest vuruş golü. İkincisinde Berişa'ya aslında asist yaptı. Berisha topu içeri atamadı. Çok iyi bir vuruş yapamadı. Devamında Serdar bitirdi hücumu. Hakikaten ne söylesek, ne kadar pozitif şeyler söylesek abartmayacağız. Abartmıyor olacağız gibi geliyor bana. Ben bir defa e, ilk önce karakter tarafından bakayım. Gerçekten de müthiş bir karakter. Değil mi? Müthiş karakter. Ben e, ailesini tanıyan çok samimi bir arkadaşım var. Gelişim konusunda yani aile müthiş. Sen bu işleri altyapıda oyunculara dair bilirsin ama Gelişiminde hiçbir menajere bir defa bu çocuğun yanına sokulmadı. Biliyorsun birçok menajer, içersiz evet. kağıt geçinen kişiler <laughs> futbolcuların kariyerini etkileyebiliyor. Arda'nın şu anda ben son 6 ayda ya da son 1 senede belki yüzlerce menajer Arda'nın yanına Yok şu başladım. an menajeri? Direkt babası ve Sayın Ali Koç. Çok iyi. Bak direkt Sayın babası ve Ali Koç çok, iyi. çok güzel bir şekilde planlama yapıyorlar. Ben hep söylüyorum bu tip insanları keşke daha fazla olsa Türk futbolu için bir defa çok büyük kazanç. Evet, ben çok sevindim. ailesini ailesini tebrik ediyorum. Fenerbahçe Kulübü'nü bu konuda tebrik ediyorum. Eee Vitor Pereira İsmail Hoca, İsmail Hoca da biliyorsun bir yere oynatmadığı için eleştirilmişti. Burada Jorge Jesus bugün ikinci yarı oyuna soktu. Oyuna girdikten sonra takım hani bir anda takım ateşlendi. Ya 17 yaşındaki bazı riskler, yani genç oyuncular vardı. E, i̇dolleri şu olur, değil mi? Mesela ilk isimlerde. Mesela. Evet. Alex, Hacı vesaire. Şu anda alttan gelen gençlerin hepsinin daha 17 yaşında abisi olmaya başladı ya. Herkesin şu anda takım Tabii örnek alıyor Maç evet. bitti. Maç bittikten sonra neredeyse bütün takımdaki tecrübeli oyuncular Ardıhan'a gerek sarıldı. İlk gol çok güzel ama ikinci o asistteki var ya golün başlangıcında 7 tane futbolcunun arasında kafayı 3 saniye bile 2 saniye kaldırıp orada Serdar'ın olduğu yere o topu bırakabilmek müthiş bir soğukkanlık ya. Kesinlikle. Bunları daha çok izleyeceğiz gitme geliyor. Sadece soğukkanlılık da değil o topu Kaldırma biçimine baktığınız zaman bu normal bir teknik kapasitenin ürünü değil. Bu değil tabii. Ama normal bir şey ve yani, daha normal olan bunu çok kolay gösteriyor. Çok kolay gösteriyor evet. İşte bu ne biliyor musun karakter ve e, muazzam bir karakter. Bu yetenek. Yani. Yetenek artı karakter. Şimdi sen iki hareket yaptığın zaman üçüncü maçta şımaranlar var ya bunu kabul edelim yani. Evet. Bir maçta iki gol atıp e, bir sonraki maçta o atmış olduğu golle maçtan sonra bitiş turları beraber. O Sağdaki top toplayan çocukları, bu arada Sakarya maçın alınmasını ben sevdim. Sakarya'da evet, çok evet. güzel bir coşku vardı. Yani orada Sakarya Süper Ligi Aset, Harikaydı güzel atmosfer. güzel bir atmosfer vardı. Sakarya'da ben de bir Sakarya olarak Bunlar herkesi kutluyorum. Güzel bir maç oldu. Maçtan sonra o top toplayan çocukların... Sakarya neresi? Olarak... Hanımköy mü? Hanımköy tabii. Evet, Tamam. <laughs> ya o top toplayan çocuklar maçtan sonra direkt ardıya gidip o formalarını imzalattırdılar. Altlarında işte evet. beyaz forma, renkli Sakarya forması Ve hiç kimseyi kırmadı, boynlarına sarıldı falan. Maç sonrası görüntüler maçtan daha güzeldi. Tabii. Bilmiyorum izleyebildim ama ben ilk yarıyı ve son maç 15 dakikayı izledim. Maç Soyunma odasına gitmeye çalışan futbolcular vardı. Jorge Jesus bozuldu. Futbolcuları tek tek çağırdı. El ele tuttu. İlk önce karşı tribünlere, sonra bu tribünlere. Herkes bir dakika dedi, kale arkaları vardı dedi. Topçularla beraber müthiş bir şov Tabii. vardı maç sonrasında. Yani o Jorge Jesus'un tribünleri selamlaması bu sene Kadıköy'de bu görüntüleri çok göreceğiz. Evet. Sadece Jorge Jesus değil, yani ligin e, hakikaten hocalar bu sene kaderini belirleyecek ya. Hocalara baktığın zaman hepsi birbirinden renkli şimdi. Valer İsmail çok çalıştırıyor. Okan Hoca Keza aynı şekilde, Emre Hoca aynı şekilde. Pirlo geldi. Yani birçok e, Rıza Hoca olsun, Abdullah Hoca olsun, Emre Belezoğlu olsun. E, bugün mesela ilk yarıdaki Fenerbahçe kimseye tat tuz vermedi mesela izlerken keyifsiz evet. bir ilk yarı vardı ama ilk yarıda da bir kişinin hakkını yememek lazım. Ben maçı izledim. Ya İsmail yüksek müthiş bir performans gösterdi. Evet. Yani tüm hazırlık e, maçlarında iyiydi. Bugün e, ilk yarının en çok dikkat çeken e, kilit isimlerinden bir tanesiydi. Evet. Dolayısıyla bir tarafa Arda'yı koyuyorum, bir tarafa İsmail Bu sene herhalde çok keyif alacağımız bir lig izleyeceğiz. Kerem'in Seremi söylediği şu pas var ya, Berişe'ye çıkarttı. Onu bir daha ekrana getirirsek normalde <laughs> pozisyonlar ayrı ayrı kesilmiş olmayabilir. Ha, gelirse ekrana şöyle. Bir noktada gelirse. Golden daha büyük keyif aldım sadece izlerken. Sadece şu dikkatimi çekiyor. Normalde başka bir futbolcu olsa o açıyla onu verdiği zaman hani Alp Özgen'in tabiriyle tembel pas olarak gider o. Çok yumuşak gider ve rakipte kalır o şiddetini bile o kadar iyi ayarlamış ki orada. Ya yani çok enteresan. Bu topu da İsmail yüksek mi attı? İrfan Can mı attı İsmail, burada? İsmail ilk, ilk de İsmail yüksek. Galiba hani Rossi kaçırdığı pozisyon. Onu ben çok süzemedim. Telefonla izledim çünkü ilk yeri. Yine pozisyonlar üzerine. Yeni kişilerin arasında bizim burada bu pozisyonda benim diyen tecrübeli oyuncular kafayı kaldırıp 7 kişiden yok. neresine gider, giderse gitsin mantığı hmm. var ya burada yok ya yani. o, o kadar başka... akıl dolu bir çok, pas çok ki. Çok aşırı seri... dediği gibi yani çok üst düzey bir pas ya. Yani onu orada yavaş bir plaseyle oraya da, bırakması ilk pozisyonda gol olabilir aslında. yani Gol nasıl yazılacak orada normalde? Buruma final yapamama sorununu burada yine yaşamış yalnız. Bu pozisyonda da. Çok üst düzey bir pas. Çok üst düzey bir oyuncu. Gerçekten. Allah nazardan saklasın. Abi. Yani, Abi. Türk milli takımı için, ülkemiz için senin dediğin gibi yani burada bir İngiltere e, bu yaşlarda gitmesi çok daha sağlıklı olur. Tabii, tabii, tabii. Fenerbahçe için belki bu sene bir Dinamo Kiev maçına geçip hele bir de Şampiyonlar Ligi'nde falan varsa Serdar Kelleci var ya bu hiç düşünemiyorum yani. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah. Yani ben Fenerbahçe'nin burada Dinamo Kiev maçını geçmesi ya, halinde her şey olabilir diyorum. Otur. Savaş üzüntüm ne biliyor musun? Yani bu çocuğun ben ilk 11 başlamadığı her maçı ya futbol severleri bir eziyet gibi kabul ediyorum. Tabii ki hocanın kararına ya, çok, çok şey saygı duyuyorum. Ha, ve hani sakatlık da yaşadı oyuncu. Bu, bu başka bir durum ama evet. Ya daha Belki fazla onu düşünerek hocam. Biraz daha çokta da haklı olarak tabii yavaş yavaş oturacak ama oturtacak ama e, ilerleyen dönemde umarım biz e, ardasız bir 11 izlemeyiz. Bunu çok temenni ediyorum. Çünkü mesela bu sene Fenerbahçe maçlarını canlı izlemek için çok geçerli bir sebebim var abi benim. Ya yani maça gidip bir oyuncu izlemek çok büyük keyiftir. Ya yani bunu kaç oyuncu da yapmışsınızdır bilmiyorum ama benim öyle özel hayran olduğum futbolcuları canlı izlemek gibi bir, hepimizin bir huyu var sonuçta. Bu, bu oyuncu da ne kadar çok izlersen benim için o kadar keyif. Şimdi şöyle bir şey. Biz yıllarca mesela Hacı'yı izledik, Alex'i izledik. Yani Alex'i izlemek, izlemek için bir Fenerbahçe'li olmaya gerek yok. Tribünü vardı. Hacı'yı izlemek için bir Galatasaray'lı olmaya gerek yok. Tabii ki. Ama bu bir Türk evladı. Ya. Bir e, çocuğumuz yani. Bizim kendi ülkemizin insanı. Bunun şu anda Arda'nın her kesimden, her taraftardan ayrı bir sempatize olacak. Ayrı bir evet. izleyeni olacak. E, bu maç... yani Arda'nın bugün hakikaten ayrıca alkışlıyoruz ama artık böyle... Senin de dediğin gibi Esame listesi açıklandığı zaman Arda görmek, istiyorsun, görmek istiyoruz. Hele bu akşamdan sonra herhalde Jorge Jesus da bunu ya, görmüştür. Zaten öyle bir durum var ki mesela Hal karşı işte Dinamo Kiev Fenerbahçe bir maç yapacak. Ya oyuncu giriyor ve bambaşka bir yere gidiyor maç. Yani ilk yarıyı izledik tamam Fenerbahçe çok baskılı oynadı bu arada. İlk yarıda gerçekten ben e, izlediğimde ifaz baskılı Fenerbahçe topa sahip olan bir Fenerbahçe ama pozisyon üretkenliği anlamında biraz daha bir şeyler istiyordu orada. Bir şey istiyordu. O bir şey Arda'ydı zaten. Yani Dinamo Kiev maçında da yine çözecek olan oyuncu Arda olabilir yüksek ihtimalle.